سمعي مليار شمال ويدت كذن بافيشة كذن وديار شمال ويدت كذن بلي من ترى بافيشة كذن وثبن قادر سيد خبر خيم وعلا وسمع سيد ودا مالي رومي بارو دا خود ريشة قل خوخش دا بيشة هرشي ديوانا عجي تيمالا بابي متيق دارو نشتي ببرا كسكي رومي متحي ميران ياخونا دلا وخبري كن ادريش ببيشة لا رهبي سیدن قباد کری سید خمالا تخراب حل حل ازم باب سال پیا امالا اسم سیدو کبیر باد از برای تمی تنزانی لده به مراد من افشن قابی دم ده به بخود چار فلی سون خار گره لاخا جمال ویردین از میرا بکل فنا نمی اکبر خاخون لکدی ولدی مل اخبا بیجه واخ حلا دانی عقید مولا باب من امای حلا دانی اجور سون بخم سون تمام عقیت مالا با من ما ابدل جگر خبن سون خارن حتان الميدان ظلم صافی لگد جار را نام جعرا سوی میدان Dengbejlik kültürünün Kürt edebiyatı açısından önemi, tarihi açısından önemi çok, çok büyüktür. Çünkü farklı sosyal, tarihi, politik nedenlerden, ekonomik nedenlerden dolayı bir de Kürt topluluklarının, toplumlarının, milletinin kendisinde sosyal yapısında bulunan farklı özelliklerden dolayı yazı dili Kürt kültüründe diğer kültürlerle eş zamanlı gelişmemiş. Yani işte 1860'lara kadar gidersek ilk Kürt dengbeji olarak bildiğimiz Avdali Zeynike'nin Sürmeli Mehmet Paşa'nın divanının dengbeji oluşundan bugüne kadar gelirsek o dönem ve ondan önceki dönemlerde de bu kültür vardı. Sözlü kültür hem Kürt tarihini hem kültürünü, folklorunu, yaşam biçimini, adet ve gelenek göreneklerini de taşıyan, dilini de taşıyan bir özelliğe haiz olduğu için dengbejlik kültürü çok çok önemlidir. Son birkaç yıldır yapılan çalışmaları takip ediyorum. Bunlar koca bir deryada bir katre dahi değildir. Bizim de çalışmalarımız oldu ama o kadar bakir, o kadar çalışılası güzel bir alan ki gençlere, yeni akademisyenlere, bu işi sevenlere öneriyorum. Çalışılması gerekir. Yalnızca Kürt kültürü, dengbejlik kültürü, sözlü kültürü veya yazılı kültürü değil, Anadolu'daki diğer bütün kültürlerin de çalışılması çok büyük bir zenginlik olur kanısındayım. زبون اسماعیل آغیاتم تالیاتی جعیدک عیدا لو قربانی نظام کی جای کل جینا نرد وندانا ابر قصر قناغ اسماعیل آغی دخفدا گل بردان دنا وای قصر قونا غاید وینیم خو جملا اد خونین لو قرآنین
انور ما انور ما انور ما انور ای را ببر خو های لو 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 خلق را انو یا خی. Yani bu arada dengbej'in kendisini de biraz tanımlamak gerekiyor. Dengbej aynı zamanda tarih bilendir, usul adab bilendir, dini bilgilere sahip olandır, felsefi bilgilere sahip olandır, kültürü bilendir. Bütün davranışlarıyla örnek bir insandır dengbej. Yani sıradan biri değildir. Bir kişi hemen bir iki tane kelam söylemeye başladığı andan itibaren dengbej olarak tanımlanamaz. Dengbej olmasına elinde yetiştiği ustası ve halk karar verir. Günümüzde şöyle bir yanlışlık var. Bir insan bir tane dengbej parça okuyor ve hemen o insanın adı dengbej filankes oluyor. Bu yanlış bir tutum, yanlış bir tanımlamadır. Çünkü çok büyük emek isteyen bir şeydir. Yani bizimle birlikte dengbej, TRT Kurdi dengbej programında okuyan arkadaşlardan mesela 10 yaşından beri dengbejlik kültüründe olan insan var ve bu bellidir. Bu insanın birikiminden anlaşılıyor zaten. Dengbejin bir dinleten bir sesinin olması gerekiyor. Kürt dengbejliğinde de o bölgesel farklılıkları düşündüğümüz zaman hem coğrafi, hem şivesel, hem komşu kültürlerle olan iletişim, hem günlük yaşamdaki coğrafi ve iklimsel koşulların bu yaşam kültürüne kattığı bazı önemli nedenlerden dolayı değişiklikler olmuş. Bu çok doğal tabii bir değişikliktir. Kürt dengbejliğinde 4 tane önemli ağız bölge farklılığı görüyoruz. Bunlardan birincisi Serhat bölgesidir. Serhat bölgesi işte Anadolu'nun Erzurum, Ağrı, Iğdır, Malazgirt, Van bu bölgelerdeki dengbejlik kültürünün adına Serhat yöresi, Serhat dengbejliği diyebiliriz. Serhat dengbejliğinin en büyük özelliği müzik eşliğinin olmaması, dengbejlerin usta-çırak ilişkisinden, öğretisinden sonra çırakların ustalarından aldıkları icazetle meclislere, divanlara katılmaları ve bu divanlardaki sunumlarını, performanslarını salt ses güçleriyle, makam usul bilme bilgisiyle ve hafızasındaki arşiv dengbejliği de bilerek ve daha sonraki aşamada da kendinden dengbejliğe bir şeyler katarak yaptıkları dengbejliğin adı Serhat dengbejliğidir. Dünya dünya ey dünya ey enem benim dünya ey azim ziyari khanzra şav dedi ki dimberili bey ey subeye bay subeye bay şerbe sermedati gozeli nemay ave kumirad kuce yaktır mavaz gerine billa khavaz vejin seydu sevedine ey vay 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 hey vay ey 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 hey vay hey vay dünya ey dünya ey dünya ey ana benim dünya ey vay vay hey büyük divanları olur, müzik eşliği olmaz, dengbeje herhangi bir yardımcı enstrüman olmaz, saz olmaz ve ses gücüyle
divanlarda bulunur. Divanların bir büyüğü olur, ev sahibi olabilir veya rispi dediğimiz bir büyük büyüğümüz olabilir. O büyüğümüz herkes toplandıktan sonra bu toplantıda konuklar olabilir. Toplantı sadece dengbecilerin dinleneceği toplantı da değildir. Bazı istişarelerin yapıldığı, konuların tartışıldığı, komşuların sıkıntılarının giderildiği ve o bölge içerisinde yaşayan insanların sıkıntılarının da tartışıldığı ve çözüm bulunduğu divandır. Aynı zamanda o günün dengbeciliği, yani Serhat bölgesi, Abdali Zeynike'nin de içine girdiği Serhat dengbeciliği, o kanattan gelen dengbeciliktir. Aynı zamanda divanın dengbeci, kendisinin ait olduğu divan sahibinin de kim olduğunu, ne olduğunu, soyunu, sopunu, kahramanlıklarını, başarılarını veya başarısızlıklarını eğer gerekiyorsa anlatan, konukları anlatan bir kişidir. Serhat dengbeciliğinde rüya dengbeciliği dediğimiz klasik aşıklık kültüründe de olan rüya ile belli bir seviyede olma, icazet alma ve aşıklığa, dengbeciliğe başlama motifi var. Bu da Serhat bölgesindeki örneklerinden bir tanesi Abdali Zeynike'dir. Botan bölgesi komşu olduğu kültürlerin etkisinden dolayı enstrüman eşliği kabul eden ve daha sonra enstrüman eşliği sabitleşen bir dengbecilik tarzına sahiptir. Yani Cizre, Hakkari, Yüksekova ve sınırın altındaki bölgelerde bu enstrüman eşliğini görüyoruz. Bir tane enstrüman eşliğinin olduğu diğer bir bölgede Arap kültürünün etkisini görüyoruz bu arada, Botan bölgesinde. Bir tane de Revan, Erivan. Evet, evet. Birlikte yaşam var. Revan, Erivan tarzı dediğimiz Serhat bölgesi ve Botan bölgesi ile karşılaştırıldığında daha net, daha özet, daha kısa ve müzik eşliği, kesinlikle müzik eşliğini kabul eden ve onunla sunulan bir dengbecilik var. Dengbeci strambejden ayırmak gerekiyor. Dediğimiz aşamalardan geçip usta çırak ilişkisi, birlikte bir ustayla belli bir öğreti elde eden bir insan, sonra ustanın icazetiyle halka hitap eden bir insan, usta artık eğer ona onay vermişse bu adam dengbecidir. Anladık bunu. Veya günümüz şartlarında bir tane kendine bir üstad seçip, bir mamoste seçip onu izleyerek, onu takip ederek, onu dinleyerek çalışır, belli bir düzeye gelir, yine halka sunumlar yapar, halk da bunu benimser. Ama o aşamadan sonra dahi kendisi ben ne diyorum bu konuda, yani eskileri tekrarlamak
önceki klasik dengbejlerin sözlerini, kelamlarını söylemek yetmez. Bir dengbej, eğer ben dengbejim diyorsa, kendisinin de yapmış olduğu parçaları olması gerekir kardeşim benim. Diğer arkadaşlar, diğer kültürler olmasın mı? Elbette olsun. Yani çok zengin olsun, çok fazla olsun, gençlerimiz bu işle ilgilensin. Herkes yerinden kalkıp bir günde dengbej olamaz. Önce bir strambej olur. Evet, stram kelimesi string'den geliyor. Yani okumak, yani şarkı söylemek, türkü söylemek. String kelimesinden gelen bu stram da türkü anlamında, yani Türkçedeki türkünün karşılığı strandır Ömer Bey. Diliyorum ki bu halkın içinden nice Şakirolar çıksın, nice Resolar çıksın. Evet, bunu kabul ediyoruz. İşte Şakiro'nun kendine özgü bir sesi var. Doğru. Onun sesini kimse yerini dolduramaz. Onun sesinin tadını veremez. Dengbej Reso'nun, rahmet olsun hepsine, kendine özgü bir sesi var. Onun yerini dolduramaz. Ama o düzeyde sevilecek, o düzeyde dinlenecek insanlar çıkabilir, çıksın diliyoruz. İran bölgesi var. İran'da da Kavus Ağa'nın öncülüğünü yaptığı bir tarz var. Kavus Ağa, Kakiveys, hocası Gle denen bir hanımefendi, annemiz, kendisini yetiştiren insan ve rastlantı sonucu radyolara katılıp işte sesini duyuran bir insan. Kavus'un tarzı da apayrı bir tarzdır. Serhat dengbejleri, Botan dengbejleri ve Erivan dengbejleri aynı parçaları okumuşlar mı? Aynı tema ile parça yapılan kelamlar var. Ama Kavus'un mesela birebir okuduğu öyle parçalar var ki başka bir yerde tekrarlanmamış. Yani Horasan'ın, İran'daki o kültür komşuluğunun oluşturduğu Horasan'a ait, İran'a ait, Goran, Loran dediğimiz o kültürün içinde doğmuş, büyümüş şeylerin kültür komşuluğundan bambaşka bir sentez çıktığını görüyorum ben. Bunun bir zenginlik olduğunu düşünüyorum ama yani eskisinin orijinal halinin de korunması gerektiği fikrindeyim. Klasik dengbej parçalarının içinde şunu görüyoruz. Mesela kaybolmuş, bugün kaybolmuş kelimeler görüyoruz. Mesela o dönem kullanılan, hani dönemdeki kültürü yansıttığı için hem o dönemdeki başrolde olan karakterleri tabii ki yansıtıyor, hem de o dönemin yaşanan kültürünü yansıtıyor. Tarih olarak değerlendirdiğimiz zaman mesela geçmişte işte neler yaşanmış? Diyelim ki düğünler, nişanlar, ölümler, yaslar, bir yiğit için at ne anlamdaydı? İşte kılıcı ne anlamdaydı? Ok yayı ne anlamdaydı? Bütün bunları kelamlarda görüyoruz. Ve bazı motiflerin de geçmişte kaldığını, tarihte kaldığını görüyoruz. Birçok belge tabii ki tarih olarak kullanılabilir. Şöyle bir konum var. Yani tarihçilerin itiraz ettiği konum şu.
belli bir divan için, belli bir mir ağa beg için söyleyen birinin doğal olarak o zümreyi anlatan ve o zümreyi öven şeyleri parçalara katmasıdır. Yani tarihçiler diyor ki, tarafsızlık açısından değerlendirirsek sözlü kültür, biz de Kürt sözlü kültüründeki dengbejlik dalına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani divan, belli bir divanda dengbejlik yapan kişi kendi ev sahibi, divan sahibiyle ilgili olumsuz şeyler söylemez. Belki söylediği şeyler de abartı olabilir. Yani gönül isterdi ki tam bir tarafsız kişi olarak, bir dengbeş, tam bir tarafsız kişi olarak tarihte veya işte kültür içinde normal sosyal hayatta olan olayları tarafsız bir şekilde aktarsın. Böyle bir şey dileriz, olsun. Ama mesela Kürt dengbejliğinde daima, bu kültürde daima bu insanları destekleyen, onu koruyan, kollayan, ekonomik olarak ona destek olan bir aile olmuştur. Doğal olarak da bu ailenin etkisinde olmuştur. Evet, içinde tarih vardır, kültür vardır, dil vardır, birçok motif vardır. Bugün kaybolan değerler vardır, bulabiliriz. Ama tarih olarak değerlendirilmeyi tarihçilere bırakırız. Abdali! Cavin reşu belekli dünya alemi, her dem tüm belane limin. Halku alemi kademi hudini, dosti hudini kademi hüldane. شما افضل قلن بيرونا هي بباسك مان لم 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 اخ از افضل مجدي malım gidin. Maalesef bu kültürün yeniden yaşatılması, yeniden eski kıvamına getirilmesi çok olası görülmüyor, ama belli yerlerde, mesela akademik odaklarda veya kültürel yerlerde bu gelenek yaşatılabilir diye düşünüyorum. Dengbejlik kültürünün üniversitelerimizin konservatuvarlarında başlayabilir, başlangıç olarak. Daha sonra müzik eğitimi bölümlerinde birer bölüm olarak görmek çok isterim. Genç kuşağın içinden bu kültürü yansıtan, sadece bunu dengbejlik için istemiyorum, aşıklık geleneği için de istiyorum. Anadolu'daki sözlü kültürü temsil eden icracıların tamamı için, aşıklar, dengbejler, bütün kültürlerde, işte Anadolu'da ne varsa bunlardan mesela birer temsilci, birer bölüm olsun isterim. Bu bölümde usta insanların, dirokzan dediğimiz tarih bilenlerin, gerçekten bu öğretiyi gerçekleştirebilecek düzeyde olan insanların elinde desteğiyle, liderliğiyle yeni seslerin çıkacağına inanıyorum. Dengbejlik mertebesinde olan insanların Kültür Bakanlığımız tarafından benimsenmesi ve kesinlikle desteklenmesi, her konuda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
bu tür çalışmaların çok büyük bir zenginlik olacağı kanısındayım. Giderek artan bir potansiyelle çalışılması gerektiğini diliyorum.